Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi Sosyal Bilgiler İl Koordinatörü Mustafa Mertkanlı. Evet, Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak bu uzaktan eğitim sürecinde tekrar sizlerle beraberiz. Hatırlayacağınız üzere daha önce ara tatil dönüşü bir çalışma yapmıştık. Şimdi yine karşınızdayız. Tabii ki bu sefer bazı değişiklikler var. Ve buna uygun olarak siz 8. sınıf öğrencilerimize yönelik yeni bir çalışma yaptık. Evet, hatırlayacağınız üzere yine geçen hafta Milli Eğitim Bakanımız bir açıklama yaptı ve bu açıklama doğrultusunda özellikle LGS'ye gelecek olan 8. sınıf öğrencilerimizi ilgilendiren bir durumda söz konusu. Biliyorsunuz ki LGS'de herhangi bir erteleme, bu yaşadığımız süreçten dolayı herhangi bir erteleme olmadığını açıkladı Milli Eğitim Bakanımız. Ancak erteleme olmamakla beraber özellikle bizi ilgilendiren inkılap tarihiyle ilgili hangi kazanımlardan, hangi konulardan sınavda soru çıkacak, bunları bizle paylaştı. Şimdi dilerseniz önce bizim yaptığımız çalışma tabii yine buna yönelik olacak sevgili öğrenciler. Yani sizi LGS'ye hazırlamaya yönelik yine örnek sorular burada paylaştık ve bunların çözümleriyle karşınızdayız. Tabii bu çözümlerimize geçmeden önce dilerseniz bir inkılap tarihiyle alakalı hangi kazanımlar var, hangi ünitelerden, hangi konulardan sorumluyuz, onlara bir bakalım. Evet, yapılan açıklamaya göre İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde bakıldığı zaman birinci ünitenin tamamı. Evet, burada kazanımımız numaraları var bakın. Birinci kazanımımız, birinci ünitenin ikinci kazanımı, birinci ünitenin üçüncü kazanımı ve dört tane kazanımımız var. Birinci ünitenin tamamından sorumlu olacağız sevgili öğrenciler. Yine ikinci üniteyle alakalı da bakıldığı zaman yine ikinci ünitenin tamamını da burada görmekteyiz. İkinci ünitenin tamamından da sorumluyuz. Evet, birinci üniteden 4 tane kazanımız vardı. İkinci ünite biraz daha geniş bir ünite. 8 tane kazanımız var. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar kazanımızdan başlıyor. Ve 8 tane kazanımız var. İkinci ünitemizin son konusu Serv Anlaşması'na Mustafa Kemal'e ve Türk Milleti'nin tepkilerini değerlendirir kazanımıyla son buluyor. Ve bir de üçüncü ünitemiz var. Üçüncü ünitemizde de hepsi yok tabii ki. Buradaki sınırlamayı iyi yapmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Baktığımız zaman ya İstiklal ya Ölüm ünitemizin ilk 5 kazanımını içeren konuları görmekteyiz. Lozan Anlaşması'na kadar olan konulardan sorumluyuz bizler LGS sınavından. Dolayısıyla bu değişiklikten sonra içinde yaşadığımız bu süreçte yapmamız gereken hazırlıklar bu kazanımlara göre olmalı ve buna göre kendimizi hazırlamalıyız. İşte biz de Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak bu konularla ilgili sizlere bir çalışma yaptık. Bunu zaman zaman tekrar edeceğiz. Bu kazanımlarla ilgili sorular sorup sizleri bu süreçte en iyi şekilde hazırlama gayreti içerisinde olacağız. Evet, şimdi dilerseniz hazırlamış olduğumuz soruların çözümlü cevaplarına geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, 10 tane soru hazırladık bu kazanımlarımızı kapsayan. Bu sorularımızdan ilkini çözmeye başlayalım. Evet, birinci sorumuzda Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar pek çok gelişmeler yaşanmıştır ve bunlara örnek olarak 4 tane olay burada sıralanmış ve biz de bu verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamayızı arayacağız. Evet, A seçeneğinde demografik yapıda değişiklikler meydana gelmiştir diyor. Evet, demografik yapıda değişiklikler meydana gelmiştir ifadesi yukarıda sevgili öğrenciler 3. açıklamada geçmiş. Öncelikle demografik yapı ne demek? Kısaca onu bir anlatalım size. Demografik yapı, demografi daha doğrusu nüfus bilimi demek. Nüfus üzerindeki hareketlilikleri inceleyen bir bilim dalı. Dolayısıyla bir nüfus hareketinin olup olmadığını yukarıdaki bilgilerden şu üçüncü öncülümüzde görebiliyoruz. Bakın burada diyor ki Balkan Savaşları sonrasında Anadolu'da Türk nüfusu arttı. Evet, Balkan Savaşları'nda kaybettiğimiz topraklardan dolayı, Balkanlardaki hakimiyetimizi kaybettiğimiz için buradaki Türk nüfusu peyderpey süreç içerisinde Anadolu'ya gelmiş ve böylelikle Anadolu'da Türk nüfusu artmıştır. Evet, bu yorumu yapabiliyoruz. Evet, B seçeneğine bakalım. Osmanlı Devleti'nde halkın yönetime katılması sağlanmıştır diyor. Evet, bu yorumu da ikinci açıklamadan anlayabiliriz. Çünkü meşrutiyet biliyorsunuz ki
padişahın yanında halkın yönetime katıldığı bir sisteme geçilmesiydi. Yani halk meşrutiyet sayesinde ilk defa Osmanlı Devleti'nde yönetime katılma hakkını elde etmişti. Dolayısıyla B seçeneğinin de yorumunu buradan çıkartabiliyoruz. C seçeneğine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin siyasi haritasında değişiklikler yaşanmıştır diyor. Evet, bu yorumu da şu dördüncü açıklamadan çıkartabiliyoruz sevgili öğrenciler. Trablusgarp Savaşı'nın kaybedilmesiyle Afrika toprakları kaybedilmiştir. Evet, böylelikle Osmanlı sınırları da yeniden çizilmiştir. Siyasi haritada değişiklik yaşanmıştır. A, B ve C seçenekli yorumlara ulaşabiliyoruz. Ve tabii ki son olarak D seçeneği kalıyor. D seçeneğinde ekonomik açıdan Osmanlı Devleti lehinde gelişmeler yaşanmıştır diyor. Evet, yukarıdaki açıklamalara bakıldığı zaman Osmanlı'nın ekonomik açıdan gelişmeler yaşandığını, özellikle şu Duyun-ı Umumiye'nin açılmasından söyleyebiliriz. Ancak burada lehinde diyor, lehinde olumlu demek. Duyun-ı Umumiye'nin açılması Osmanlı Devleti için olumlu bir gelişme değil, tam tersi aleyhinde olan bir gelişme. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Evet, hemen ikinci soruya bakalım sevgili öğrenciler. Burada da Mustafa Kemal'in yaşadığı olaylar ve onun kişilik özellikleriyle alakalı bir soru çıkıyor karşımıza. Bir eşleştirme sorusu. Evet, diyor ki Mustafa Kemal'in yaşadığı olaylar ile kişilik özellikleri eşleştirilecektir. 4 tane kişilik özelliği verilmiş, ancak yan tarafta 3 tane olay var. Dolayısıyla bir tane kişilik özelliği dışarıda kalacak. Şimdi bak, önce olaylara bakalım sevgili öğrencilerimiz. Mustafa Kemal'in Trablusgarp Savaşı'nda yerli halkı İtalyanlara karşı örgütlemesi diyor. Buradaki bu kelimeden biz Mustafa Kemal'in teşkilatçılığını ne yapabiliriz? Buradan çıkartabiliriz. Dolayısıyla teşkilatçılığı dışarıda kalmayacak. Biz dışarıda kalan kişilik özelliğini burada bulmaya çalışıyoruz. Evet, B'deki olaya geçelim. Mustafa Kemal'in iyi bir asker ve devlet adamı olmasının yanında dil, matematik ve sanatla da ilgilenmesinden bahsediyor. Evet, bakıldığı zaman Mustafa Kemal'in evet sadece bir asker değil, iyi bir asker değil. Bunun yanısında pek çok farklı alanlarda da özellikleri olduğunu görüyoruz. Bunu açıklayan bir metin var burada. Buradan da biz Mustafa Kemal'in çok yönlülüğünü çıkartabiliyoruz. Ve son olarak da Mustafa Kemal'in asker olabilmek için gizlice askeri okul sınavlarına girmesinden bahsediyor. Evet, burada Mustafa Kemal'in ise bir kararlılığı var. Yani küçük yaşlardan itibaren Mustafa Kemal asker olmayı kafasına koymuştu ve bu doğrultuda başta annesi istemediğinden dolayı gizlice asker olabilmek için askeri okul sınavlarına girmişti. Yani burada da Mustafa Kemal'in idealistliğini görmekteyiz. Dolayısıyla çok yönlülüğü çıktı, idealistliği çıktı, teşkilatçılığı çıktı ve çıkmayan, buradaki olaylardan çıkarılamayacak olan Mustafa Kemal'in kişilik özelliği A seçeneğinde inkılapçılığı olacaktı. Evet sevgili öğrenciler, şimdi üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda bir paragrafımız var, bir metnimiz var ve bu metne göre cevaplamamızı istenen bir soruyla karşı karşıyayız. Evet, öncüller verilmiş. Bu öncüllerden hangilerine ulaşılabilir diyor. Neye göre? Yukarıdaki metne göre, yukarıdaki paragrafa göre. O zaman bu metnimizi bir okuyalım. 1909 yılının Nisan ayında meşrutiyet karşıtları İstanbul'a gösteri yapmaya başladılar. 31 Mart vakası diye tarihe geçen bu olay üzerine meşrutiyeti korumak isteyen İttihat ve Terakki üyesi subaylar Selanik'te Hareket Ordusu adına bir ordu hazırladılar. Başkanlığını Mahmut Şevket Paşa'nın ve Kurmay Başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı bu ordu İstanbul'a gelerek isyanı bastırdı. Ardından 2. Abdülhamit meclis kararıyla tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet Reşat getirildi. 31 Mart vakasından sonra devletin yönetimi büyük ölçüde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kontrolüne geçti diyor metnimizde. Evet, bakalım birinci öncülümüze ne diyor? Mustafa Kemal yenilik karşıtlarının karşısında yer almıştır şeklinde bir ifade var. Evet, biraz kafa karıştıran bir ifade bu. Mustafa Kemal yenilik karşıtlarının karşısında mı yer alıyor? Evet, yukarıdaki ifadeye bakarak Mustafa Kemal'in yenilik karşıtlarının karşısında olduğunu anlayabiliyoruz. Nereden anlıyoruz arkadaşlar? Şimdi meşrutiyet bir yönetim şekli. Nasıl bir yönetim şekli? Padişahın yanında halkın da yönetime katıldığı, bir meclisin olduğu bir yönetim şekli.
Dolayısıyla meşrutiyet ilan edildikten sonra bu yapılan yeniliğe karşı çıkanlar olmuş. Meşrutiyet karşıtları ve bu meşrutiyet karşıtları yani bu yenilik karşıtları 31 Mart vakasını ortaya çıkarmışlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal de bu 31 Mart olayında bu isyan karşısında meşrutiyet karşıtlarına karşı bakın burada ifade ediliyor. Kurmay başkanlığını yaptığı bir orduda yer almakta, hareket ordusunda yer almakta. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in yenilik karşıtlarının karşısında yer aldığı yukarıdaki paragraftan çıkmakta. Birinci öncülümüz çıkıyor. İkinci öncülde İttihat ve Terakki üyeleri meşrutiyeti desteklemiştir ifadesi var. Evet, yine yukarıdaki paragrafa baktığımız zaman meşrutiyeti korumak isteyen İttihat ve Terakki üyesi subaylar diyor. Demek ki İttihat ve Terakki üyeleri meşrutiyet anlayışını ne yapmışlar? Benimsemişler ve bunu desteklemişler. Desteklemişler ki meşrutiyet karşıtlarına karşı onlar da bir ordu hazırlamışlar. İkinci öncülümüz de buradan çıkmakta. Evet, üçüncü öncülümüze bakalım. Osmanlı Devleti'nde rejim karşıtı bir olay yaşanmış mı? Evet, 31 Mart vakası zaten rejime karşı, yani o dönemdeki meşrutiyet rejimine, meşrutiyet yönetimine karşı çıkartılan bir isyan hareketidir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde rejim karşıtı bir olay mıdır 31 Mart vakası? Evet, bu öncülümüze de buradan ulaşabiliyoruz. Ve son olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yönetiminde etkinliği artmıştır ifadesi var. Evet, son bölümde zaten bakın diyor ki 31 Mart vakasından sonra devletin yönetimi büyük ölçüde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kontrolüne geçti. Evet, yönetimde İttihat ve Terakki Cemiyeti bu sayede bu olay sonucunda bu isyanı bastırdıktan sonra yönetimde yönetimin kontrolünü ele geçirdiğine dair bir bilgi buradan ulaşabiliyor. Dolayısıyla bu dört öncülümüz de yukarıdaki metinden çıkartılabiliyor değerli öğrenciler. Dolayısıyla doğru cevabımız hepsinin yer aldığı D seçeneği olacaktı. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler, şimdi dördüncü soruya bir göz atalım. Yine bir paragraf var burada gördüğünüz gibi. Mustafa Kemal'in okul hayatına başlama süreciyle ilgili anlattığı bir anı var burada. Kitaplarımızda da bu anıyı okumuşuzdur. Siz de çok iyi biliyorsunuz bu anıyı. Hazır yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Evet bakın, bu tarz paragraf soruları özellikle inkılap tarihinde de karşımıza çıkan soru tarzları. O yüzden okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalar yapmalı, bol bol kitapta okumalıyız. Evet, yine buradaki paragrafa bakıldığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Evet, A seçeneğinde diyor ki demokratik bir aile ortamında büyüdü. Daha doğrusu isterseniz önce şu paragrafımızı bir güzelce okuyalım. Evet, ne diyor bakın Mustafa Kemal anısında? Çocukluğuma ilişkin hatırladığım ilk şey okula gitmek meselesiyle ilgilidir. Bu meseleden dolayı annemle babam arasında bir mücadele vardı. Annem geleneksel tarzda eğitim veren mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrük dairesine memur olan babamsa o zaman yeni açılan Şemsi Efendi okuluna devam etmemden ve yeni yöntem üzerine okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi ustaca çözdü. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden ayrılıp Şemsi Efendi okuluna yazıldım şeklinde anısını anlatıyor Mustafa Kemal okul hayatına başlama süreciyle ilgili. Evet. Baktığımız zaman A seçeneğinde demokratik bir aile ortamında büyüdüğü yorumu yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Çünkü Mustafa Kemal'in ailesinin Mustafa Kemal okula başlama sürecinde ortak bir görüş üzerinde durmaya çalıştığını görmekteyiz. Yani evde annesinin de sözü geçiyor. Annesine de söz hakkı veriliyor. Babası da kendi isteğini söylüyor. Dolayısıyla demokratik bir aile ortamında büyüdüğünü buradan anlayabiliyoruz Mustafa Kemal'in. B seçeneğinde eğitiminde sadece babasının sözü geçtiği ifadesi var. Bakıldığı zaman babası bu işi ustaca çözmüş ama ne diyor burada? Önce mahalle mektebinde, yani annesinin istediğini de gerçekleştirmiş. Annesinin gönlü de yapılmış. Dolayısıyla sadece babasının sözü geçtiği ifadesi burada çok doğru bir ifade değil. Dolayısıyla yorum yapılamayacak olan şık B seçeneği. Sorumuzun da doğru cevabı çıkmış oluyor zaten. Osmanlı eğitim sisteminde birliğin olmadığını yine buradan anlayabiliyoruz. Çünkü mahalle mektebinde geleneksel tarzda bakın burada eğitim verildiğinden bahsediyor. Şemsi Efendi okulunda ise yeni yöntem üzerine, yani iki farklı eğitim sistemiyle eğitim veren okulların olduğunu burada görmekteyiz. Dolayısıyla Osmanlı eğitimi sisteminde bilin olmadığını buradan çıkartabiliyoruz. Ailesinin Mustafa Kemal eğitimine önem verdiğini de yine buradaki paragraftan anlayabiliyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktı.
Evet sevgili öğrenciler, 5. soruya bir göz atalım şimdi de. 5. soruda 4 tane öncülümüz var. Ne diyor bakalım? Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalara yönelik alınan tedbirlerdendir diyor. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra biliyorsunuz ona karşı bir takım ayaklanmalar oldu ve bu ayaklanmalara karşı bazı tedbirler alındı. Şimdi bakalım. 1. öncülümüze diyor ki Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkartılması. Evet, Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkartılması meclise karşı çıkan ayaklanmalara yönelik alınan tedbirlerden birisidir. Dolayısıyla bir olacak. İstiklal mahkemelerinin kurulması bu da var sevgili öğrenciler. Bu da olacak. İstanbul hükümeti ile her türlü haberleşmenin kesilmesi diyor. Evet, İstanbul hükümetinin de çünkü meclise karşı kışkırttığı, çıkardığı isyanlar vardı. Bundan dolayı İstanbul hükümetiyle de her türlü haberleşme kesildi. Dolayısıyla bu da TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalara yönelik alınan kararlar arasında söylenebilir. Ve 4. öncülümüzde de Ankara Müftüsü'nden milli mücadele lehine fetva alınması diyor. Evet yine biliyorsunuz ki İstanbul hükümeti Şeyhülislam'a milli mücadeleye katılmaları engelleyebilmek için bir fetva yayınlatmıştı. Milli mücadeleyi desteklemediklerine dair. Buna karşı da Ankara Müftüsü'nden ve onunla beraber pek çok müftünün ortaklaşa hazırladığı milli mücadele ile bir fetva var. Evet, bu da meclise karşı çıkan ayaklanmaları engellemek için alınan bir tedbir. Dolayısıyla 4 öncülümüzü de burada sayabiliyoruz. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Evet, hemen 6. soruya bakalım. 6. soruda Kurtuluş Savaşı'nın en yoğun döneminde Kütahya-Eskişehir Savaşları devam ederken daha önceden planlanmış olan Maarif Kongresi düzenlenmiştir. Tüm ısrarlara rağmen Mustafa Kemal kongrenin ertelenmesine karşı çıkmıştır diye bir bilgi veriliyor bize. Buna göre böyle bir kongrenin düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir diyor. Evet, daha önce planlanan bir kongreydi bu eğitim kongresi, Maarif Kongresi. Kütahya-Eskişehir Savaşları'nın devam ettiği süreçte ki biliyorsunuz Kütahya-Eskişehir Savaşları Batı cephesinde, milli mücadelemizde başarısızlıkla sonuçlandırdığımız bir savaştı. Böyle bir önemli savaşta, böyle kritik bir savaşta tüm ısrarlara rağmen Mustafa Kemal hayır bu kongre toplanacak demiş ve kongre toplanmıştı. Bu neyin göstergesiydi? Tabii ki Mustafa Kemal'in eğitime verdiği önemin de göstergesiydi. Şimdi aşağıdan buna uygun bir şık bakıyoruz. Evet, A seçeneğinde Mustafa Kemal eğitime değil savaşa önem verdiğini, bu tam tersi bir ifade oldu. Bu şıkkı eliyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in ileri görüşlü bir lider olduğunu bunu yukarıdaki bilgiden çıkartamayız. Tabii ki ileri görüşlü bir lider ama yukarıda ileri görüşlülüğünün olduğuna dair bir bilgi yok. Mustafa Kemal'in eğitime en az savaş kadar önem verdiğinin göstergesi midir? Evet, işte aradığımız şık C seçeneğinde çıktı. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. Savaş devam ederken, hatta kaybettiğimiz bir savaş devam ederken Mustafa Kemal'in Maarif Kongresi'nin düzenlemesi eğitimin de en az savaş kadar önemli olduğunun vurgusunu yapmasıydı. Evet, hemen 7. soruya geçelim altındaki. Evet, diyor ki soruda sadece bu bilgiler bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Peki ne gibi bilgiler vermiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk siyasi başarısı olan Gümrü Anlaşması'na göre Ermeniler Serv Anlaşması'na göre iddia ettikleri haklardan vazgeçtiler. Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır TBMM'ye bırakıldı. Ermenilerin elinde bulunan silah ve cephaneler Türk kuvvetlerine teslim edildi diyor. Evet, şıklarımızı okuyalım. Türkiye'nin doğu sınırlarının kesin olarak çizildiği. Evet, ulaşılamazı arıyorduk sevgili öğrenciler. Ve ulaşılamazı da A seçeneğinde bulmuş olduk. Çünkü Gümrü Anlaşması doğu sınırlarımızı kesin olarak çizen bir anlaşma değil. Çünkü doğu sınırlarımızla ilgili daha sonra Moskova Anlaşması ve sonra da Kars Anlaşması imzalanarak Kars Anlaşması sonucunda kesin olarak çiziliyor. Gümrü Anlaşması'nda çizilmiyor. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Diğer şıkları bakalım. Ermenilerin Serv Anlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul ettiğini, evet, buradan anlıyoruz. Bakın, Ermeniler Serv Anlaşması'na göre iddia ettikleri haklardan vazgeçtiler diyor. Türk ordusunun mühimmat bakımından kazanımlar elde ettiğini son açıklamadan anlıyoruz. Ermenilerin elindeki bulunan silah ve cephaneler Türk kuvvetlerine teslim edildi. Doğu Anadolu'da Ermeni tehlikesi sona erdiğinde ve Doğu Anadolu'da Kars, Sarıkamış, Kağızman ve Iğdır gibi bölgelerin TBMM'ye bırakılmasından anlıyoruz. Hemen 8. soruya geçelim. Evet sevgili öğrenciler, 8. sorumuzda bir görsel, daha doğrusu iki görselimiz var. Birincisi
Birinci Balkan Savaşı'ndaki savaşından sonraki harita, ikincisi ise İkinci Balkan Savaşı'ndan sonra İkinci Balkan Savaşı sonrasındaki Balkanların durumunu gösteren harita. Evet, diyor ki yukarıdaki haritalar incelendiğinde buradaki dört tane yorumdan hangilerine ulaşılabilir ifadesi var. Evet, bakalım birinci öncüğümüz ulaşabileceğiz mi? Birinci Balkan Savaşı'nı Bulgaristan tek başına kazanmıştır. Evet, baktığımız zaman birinci Balkan Savaşı'nın Bulgaristan'ın tek başına kazandığını biz bu haritaya bakarak ne yapamıyoruz? Çıkartamıyoruz. Çünkü bu haritada Birinci Balkan Savaşı'nda Balkanların durumunu ifade eden görsel var çünkü. Dolayısıyla 1'e ulaşamıyoruz. 2'ye bakalım. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti sona ermiş mi? Evet, baktığımız zaman Balkanlarda herhangi bir, hem birinci haritada hem ikinci haritada bakıldığı zaman Balkanlarda bir Osmanlı toprağı olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla Balkanlardaki Osmanlı Devleti'nin hakimiyetinin sona ermiştir ifadesine ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. 2 olacak şıklarımız arasında. İkinci Balkan, 3'e geçelim. İkinci Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti toprak kazanmıştır diyor. Evet, İkinci Balkan Savaşı'nın görselimiz bu sağ taraftaki görselimizdi sevgili öğrenciler. Bakıldığı zaman Birinci Balkan Savaşı'nda görüyorsunuz şurada Midye-Enes hattı var. Bu hat tamamıyla, bu hatta kadar Osmanlı toprak kaybettiğini görmekteyiz. Bulgaristan toprak kaybetmişiz. İkinci Balkan Savaşı sonucunda ise bakın Midye-Enes hattında şuradaki Edirne'ye kadar olan kısmı tekrar geri almışız. Dolayısıyla İkinci Balkan Savaşı sonunda Osmanlı Devleti toprak kazanmıştır ifadesini buradaki görsellerden çıkartabiliyoruz. O yüzden üçüncü öncülümüz de olacak. Evet, son öncülümüze bakalım. İkinci Balkan Savaşı'nda en çok toprak kaybeden ülke Bulgaristan'dır diyor. Evet sevgili arkadaşlar, bakıldığı zaman yine İkinci Balkan Savaşı'nda Birinci Balkan Savaşı'na göre en çok toprak kaybeden ülkenin Bulgaristan olduğunu görmekteyiz. Çünkü güney kısımlarında kazandığı pek çok toprağı Bulgaristan'a kaybetmiş. Yine Osmanlı Devleti Bulgaristan'a kaybettiği Edirne'ye kadar olan toprakları geri almış. Diğer devletlerde çok fazla büyük bir sınırlarla oynama yok. En fazla toprak kaybedenin Bulgaristan olduğunu buradan da çıkartabiliyoruz. Yani 2., 3. ve 4. öncülümüze buradaki görselden ulaşabiliyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Evet sevgili öğrenciler, şimdi 9. soruya bir göz atalım. 9. soruda yine bir bilgi paragrafımız var ve buna göre Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme nedenlerinden askeri mi, siyasi mi, ekonomik mi, kültürel mi olduğu bize soruluyor. Hemen okuyalım. Cemal Paşa Birinci Dünya Savaşı'na neden girildiğine dair bir soruya şu şekilde cevap vermiştir. Hazine bomboştu. Maliye Nazırı Cavit Bey ne İngiltere ne de Fransa'dan 10 para alamayacağımızı söyledi. Duyunu Umumiye'de Londra'dan aldığı buyruklar doğrultusunda her ay verdiği 2 milyon altın lirayı da kesti. Orduya ekmek alacak paramız yoktu. Durumumuzu bizim kadar iyi bilen Almanlar bize ittifak karşılığı para önerdi. Bunun üzerine de olanlar oldu demiş Cemal Paşa. Evet, okuduğumuz metinden de anlaşılacağı üzere Birinci Dünya Savaşı'na girme sebebimiz ekonomik sebeptir. Buradaki ifadelerden biz bunu çıkartıyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Ve son sorumuza geçiyoruz sevgili öğrenciler. Evet, yine bilgiler verilmiş ve bu bilgilere buna göre verilenlerden hangisi Almanya'nın ekonomik çıkarlarının gözettiğinin kanıtıdır diye bir soru var. Bakalım Almanya Osmanlı Devleti'nin kendi yanında savaşa girmesiyle 1. Yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymayı, 2. Üzerindeki savaş yükünü hafifletmeyi, 3. İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmeyi ve 4. Osmanlı halifesinin dini gücünden yararlanmayı planlıyordu bilgileri bize veriyor. Biz neyi arayacaktık sevgili öğrenciler? Almanya'nın ekonomik çıkarlarını gözettiği maddeyi arayacaktık. Birinci maddede yeni cepheler açarak savaşı geniş alana yaymayı, yani üzerindeki baskıyı hafifletecek. Yani Osmanlı'nın coğrafi konumundan yararlanacaktı. Yine ikincisinde de üzerinde savaş yükünü hafifletmeyi, yani askeri olarak rahatlamayı amaçlıyordu. Yani 1 ve 2'de ekonomik çıkarlar daha gözükmüyor çocuklar. 3'te İngilizlerin sömürgeleriyle bağlantısını kesmeyi. Evet, biliyorsunuz sömürgecilik ekonomik çıkarlarıyla ilgili bir durum. Dolayısıyla 3. açıklamada Almanya'nın ekonomik çıkarlarını gözettiğini
buradan anlayabiliyoruz. İngilizlerin sömürgelerine giden yollar özellikle Osmanlı Devleti'nin üzerinden geçiyordu. Osmanlı'yla bu sömürge yollarını tıkayarak İngilizlerin ekonomik anlamda zarar görmesini ve kendi çıkar sağlamayı Almanya'nın kendisinin çıkar sağlamasını başarmak istiyordu. Dolayısıyla ekonomik çıkarlarını gözettiğinin kanıtı 3. seçeneğimizde var. 4. seçeneğimizde ise Osmanlı halifesinin dini gücünden yararlanma planı. Evet, halifelik gücünden yararlanarak dini anlamda İngiltere'yi zor durumda bırakmak istiyordu. Evet, sorumuzun cevabı ise C seçeneği olacaktı sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler, sizlere sunmuş olduğumuz bu LGS hazırlık paketinin deneme paketinin sorularını böyle bu şekilde video görünümü olarak çözmüş bulunmaktayız. İnanıyorum ki ilerleyen süreçte tekrar bu tarz sizlere desteklerimiz sürecek. Evet, bu uzaktan eğitim sürecinde Sakarya Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak sizlere desteklerimiz sürecek sevgili öğrenciler. Evet, şu an ekranda da gördüğünüz üzere öncelikle EBA'dan çalışıp daha sonra bizim bu sorularımızı YouTube kanalımızdan çözümlerini dinleyebilirsiniz. Tabii önce yine Sakarya ÖDM'nin internet sitesine girerek İnkılap Tarihi bölümünü seçerek bu soruları önce cevaplıyorsunuz. Daha sonra da çözümlerini buradan dinliyorsunuz. Evet, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Evet, bu süreçte evde kalın diyoruz. Bakın biz de evlerimizden bu çalışmaları yapıyoruz. Sizin yapmış olduğunuz evdeki çalışmalarınıza da destek vermeye çalışıyoruz. Evet, Sakarya çevrimiçi diyoruz. Sakarya evde kal diyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.